İlyas amca değil mi bu? Aa evet o. Anne, İlyas amca hala hastanede midir? Yok oğlum, taburcu oldu çoktan. Aa yaşasın, İlyas amca iyileşmiş. Sahi Nezih, İlali Ahmer'de durumlar ne alemde? Sorma baba. Bu aralar hastaneler öyle yoğun ki gönüllü hemşirelerle bile yetişmekte zorlanıyoruz. İstersen ben de yardıma gelebilirim anne. Ben de. Olur mu çocuklar? Sizlerin önceliği okul. Acaba hastanede İlyas amca gibi babamın bölüğünden başka askerler var mıdır? Varsa ziyarete gidelim. Babanızın bölüğünden olmasına gerek yok ki çocuklar. Hepsi bizim askerimiz. Tabii. İsterseniz yarın siz de benimle gelebilirsiniz. Sahi mi anne? Gerçekten mi? Tabii. Hem onlara da moral olur. Peki askerleri ne götüreceksiniz? Doğru ya. Çok az vaktimiz var. Belki dedem çiçeklerinden toplamamıza izin verir. Annem de lezzetli poğaçalarından yapar. Abi sen de bizimle gelsene yarın. Lütfen. Evet abi, ne olur. Refik amca beni gazeteye görüşmeye çağırdı. Erkenden yazıhaneye gideceğim. Hayırdır inşallah. Bilmem, ben de yarın öğreneceğim. Ama sizi almaya geleceğim. Askerlerin anlattıklarını sizden dinleyeceğim. Anlaştık mı? Anlaştık. Bir şey daha. Nedir? Kitaplarımın bir kısmını askerlere göndermek istiyorum. Yarın benim için götürür müsünüz? Yaşasın. Dikkatli sürün, tamam mı? Asker abilerinize de selam söyleyin. Merak etme dede, söyleriz. Söyleriz. Aziz'den duyduğuma göre bizim gazeteleri yok satıyormuşsun. Bazen Aziz'e yardım ediyorum Refik amca. Seve seve yapıyorum. Sen Osman'a bakma baba. Bence bu işte çok iyi. Madem severek yapıyorsun, böyle bir işin olsun ister misin? Gerçekten mi? Tabii. Takas pazarı haberinde de bu işi yapabileceğinizi gösterdiniz. Aslında hem aileme destek olmuş hem de faydalı bir şey yapmış olmuş olurum. Hem de daha çok vakit geçiririz. O zaman oldu bu iş. Teşekkürler Refik amca. Ben hemen bizimkilere haber vereyim. Dur oğlum, Karagöz'ün yeni sayısını unuttun. Yardımınız için teşekkür ederim ama benim mutlaka eve gitmem lazım. Olmaz. Bu halde yürüyemezsin. Sen beni dinle.
Ama ailem beni merak eder. O iş kolay. Adresini söyle, ben ailene haber veririm. Bisikletini de yoldan alırım. Sağ olun. Zahmet olacak ama haber verirseniz beni hemen alırlar. Seni gönderen mi var? Uzat bakalım şuraya ayağını. Ama gerçekten... Hem beni dinle. Oh, mis gibi gül suyu. Bu güller bahçenizden mi yoksa? Evet, dedem bahçemizdeki güllerden yaptı. Hem de dedemin size selamı var. Çocuklar, ben diğer odalardaki hastalara bakmaya gideceğim. İşim bitince sizi buradan alırım. Anlaştık mı? Anlaştık anne. Kimseyi üzmeyin, tamam mı? Üzmek ne kelime? Neşemizi yerine getirdiler. Yatağın altında kaldı. Ben şimdi onu bulurum. Dur sana yardım edeyim. Kafam! Zeynep, dikkat etsene. Yardımcı olmaya çalışıyorum. Ama işimi zorlaştırıyorsun. Buralarda bir yerlerde olmalı. Tüh, neredeyse yakalamıştım. Nasıl yakalama bu? Daha da uzağa gidiyor. Yoğurtçu! Yoğurtçuya havlıyormuş. Hay Allah! Kimsecikler yok. Yoğurdu yiyen bilir, ayranı içen bilir. Yoğurtçu! Yoğurtçu! Ama öyle yazamazsın ki. Hala yazmaya çalışıyor. Bizi duymuyor mu? Kime mektup yazıyorsun? Çocuklarına mı yazıyorsun? Aa, bu da ne böyle? Yavrusunu ön cebinde taşıyor. Zıplıyor mu? Ay, çok güzel. Bu hayvanın adı ne? Bizim yazmamızı mı istiyorsun? Ama bu Türkçe değil. Türkçe bilmiyor musun? Çocuklar, o asker Anzak. İngilizce konuşuyor. Nasıl yani? Anzak ne demek? İtilaf kuvvetlerine destek için Avustralya'dan gelen askerlerden biri. Babanla mı savaşıyor yani? Hadi çocuklar, gitme vakti geldi. Evi bulabildiniz mi Hasan amca? Benden kaçar mı? Buldum bulmasına da sizinkileri bulamadım. Demek hala hastaneden dönmediler. Dönmezler tabii, beni bekleyeceklerdi. Oğlum senin ayağın daha da şişmiş. Bizim hemen hastaneye gitmemiz lazım. Bilmem ki, gerek yok sanki. Yok yok, bu ayağı göstermek lazım. Sen beni dinle. Tabii ya. Benim annem hastanede hemşirelik yapıyor zaten. Yaşa! Bizim Poyraz Bey rüzgar gibi yetiştirir şimdi bizi. Poyraz Bey?
atla mı gideceğiz? Sen beni dinle. Anne, yaralılardan biri Anzak askeriymiş. Evet, biliyorum. Avustralya'dan gelmiş. Avustralya nerede anne? İşte burada. Çok uzak. Peki o kadar uzaktaysa o asker burada ne arıyor? Savaş oldu mu? İnsanlar memleketlerinden bu kadar uzaklara giderler işte. Bizden çocuklarına mektup yazmamızı istedi. Ama babamla savaştığı için kabul etmedik. Olur mu hiç çocuklar? Ailesi de onun için meraklanıyordur. Tıpkı sizin babanızı merak ettiğiniz gibi. Doğru. Ama biz zaten İngilizce bilmiyoruz ki. Hadi bakalım, abinizle buluşacaktık ya, gelmiştir şimdiye. Anzak askerin fotoğrafında bir hayvan vardı. Yavrusunu cebinde taşıyordu. Kanguru olmalı. Keşke sen de bizi cebinde taşısan anne. Abinizin şimdiye kadar gelmiş olması lazımdı. Nerede kaldı acaba? Belki de unutup eve gitmiştir. Normalde unutmaz böyle şeyleri. Unutmuştur anne. Hadi gidelim. Daha dedeme kanguru gördüğümüzü söyleyeceğiz. Yavrum, ya sonra abin gelir de bizi burada bulamazsa? Bulamazsa eve gittiğimizi düşünüp eve gelir. Hadi bakalım, öyle olsun. Demek bisikletten düştün Osman. Evet, bizimkilere bir haber vereceğim diye biraz hızlı sürünce böyle oldu. Bu arada annen de az önce çıktı. Ya, onlara haber vermezsem çok merak ederler. Ben şimdi birini gönderip haberini yollarım. Sen merak etme. Çok teşekkür ederim. Bu arada gelmekle iyi yapmışsınız. Ayağın fena şişmiş. Ya, ben sana demedim mi sen beni dinle diye? Doğru Hasan amca. Sen bana hep dedin. Ah, yaşa. Osman evde mi baba? Yoo, birlikte gelecektiniz ya. Abim hastaneye gelmedi. Biz de evdedir diye düşündük. Hay Allah. Buraya da gelmedi. Ne yapacağız baba? Sakin ol kızım. Bir arkadaşıyla lafa dalmıştır. Sorar soruşturur buluruz şimdi. Hoş geldiniz Yavuz Bey, Nezihe Hanım, çocuklar. Tam da çay demlemiştik. Osman sizde mi Refik Bey? Yoo, bugün yazıhaneye gelmişti. Ona iş teklif ettim. Annemlere haber vereceğim diye sevinçle çıkıp gitti. Yaşasın! Abim gazeteci olmuş. Bizim yanımıza gelmedi. Başına bir şey gelmiş olmasın. Aziz oğlum, Osman'la yazıhaneden çıkınca konuştun mu? Nereye gitmiş olabilir? Öyle hızlı çıktı ki yetişemedim. Kesin hayali Ömer Efendi'ye gitmiştir. Gazetede işe girdiğini müjdelemek için.
Hay aklınla bin yaşa. İyi akşamlar Refik Bey. Biz bir de Ömer Efendi'ye uğrayalım. Durun, biz de sizinle gelelim. Ya abimi bulamazsak Mehmet? Kötü şeyler düşünme Zeynep. Abim bize mutlaka haber verir. Şimdiye kadar haber vermemesi bile hata. Baksana ne kadar merak ettik. Doğru. Görünce bunu söyleyeceğim. Ne oldu? Niye sustun? Şey, Anzak askerin çocukları kim bilir onu ne kadar merak etmiştir. Evet, baksana. Birkaç saat haber alamayınca abim için ne kadar telaşlandık. Sence mektubu yazmasına yardımcı olmalı mıydık? Galiba olmalıydık. Hadi çocuklar, arkada kaldınız. Acele edin. Geldik dede. Musunuz Osman'ı? Çok şanslıyız. Ne demek? Esas ben bu genç adamla tanıştığım için çok şanslıyım. Sağ ol Hasan amca. Hasta ziyaretinin kısası makbul. Bana müsaade. Poyraz Bey de beni merak etmiştir. Sizi geçirelim Hasan Bey. Abi, biz bugün seni çok merak ettik. Ben de merak edersiniz diye haber vermek için çok uğraştım. Merak etmek çok zor bir şeymiş. Öyle mi? Evet. Biliyor musun, yanında yatan askerin çocukları da onun burada olduğunu bilmiyormuş. Çok merak etmişler. Çünkü mektup bile yazamamış. Evet biliyorum. Ellerini gördüm. Siz yardım edip yazsaydınız ya. Anzak askeri diye kararsız kaldık. Ama sonra anladık ki yardım etmeliymişiz. Abi, sen İngilizce biliyorsun. Yazabilir misin? Yazdım bile. Canım abi. Yaşasın. Abim benim. Bunu yarın postaneye götürmek size kaldı öyleyse. Tabii ki götürürüz. Size de bir mektup var. Yaşasın, yaşasın. Babamdan